tekrar merhaba. Burada iki gündür, üç gündür müthiş bir ev sahipliğiyle, müthiş bir sıcaklıkla bizi karşılayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz bugün buraya hoş geldiniz. Ülkelere soruyorlar. Hangi sporcularla geliyorsunuz? Rekor bekliyor musunuz falan? Ben Paris'e iki rekortmenle gelmenin, biri sağımda biri solumda, iki rekortmenle gelmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul'un da pek çok genç rekortmeni, Üsküdar ve Bakırköy'ün genç kadın belediye başkanları ve Ankara'dan Keçiören'i temsil ediyor Mesut Başkan ama burada küçük çekmece, büyük çekmece, Üsküdar, Ataşehir, Beylikdüzü, Kadıköy, Sancaktepe, Tuzla, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlarımız buradalar. Çekmeköy burada. Beyoğlu Belediye Başkanımız burada. Beyoğlu Belediye Başkanını ısrarla İstanbul İl Başkanımız hatırlatıyor. İkisi de Sivaslı. Paris'te de bu seslerden palisteki Sivas mevcudiyetinin de ne kadar güçlü olduğu anlaşılıyor. Mesut, Mesut, başkan. Mesut başkan da Sivaslı. Ayrıca Gülşah Deniz Atalar, o da Sivaslı. Ee, kültür ve sanattan sorumlu genel başkan yardımcımız. Hep birlikte sizi saygıyla selamlıyoruz. Burada çok önemli birkaç gün geçirdik. Biraz önce söylediği gibi başkanımın hepimizin yüreği bu akşam. Atatürk'ün kızlarıyla birlikte atacak ve ümit ediyoruz ki finale çıkacağız. Sonuç ne olursa olsun çok önemli bir iş yapıyorlar. Biz buraya burada geçirdiğimiz birkaç günlük sürede olimpiyatın insanlığa kattıklarını aramızda konuşarak çok şey öğrenerek buradan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'ye dönüyoruz. Dün akşam İstanbul evinin açılışında çok sayıda yabancı konuğun da ifade ettiği üzere Türkiye'nin tanıtımı için ve Türkiye'nin olimpiyat iddiasını ortaya koymak için geçmişte de önemli çabaları olduğu emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ancak bu kez gerçekten çok büyük bir ciddiyetle ve olması gerektiği gibi hatta alışılmışın çok üstünde bir emek ve gayret var. Ben bunun için hem Ekrem Başkan'a hem çok kıymetli ekibine Özel olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten artık tabii tarih vermek belki çok e, doğru olmayabilir ama... ...2030'larda yani bundan sonra ilan edilecek ilk olimpiyata da talibiz. O olimpiyatın beş kıtayı temsil eden halkalarını İstanbul'da Avrupa ile Asya'yı birleştiren Boğaz Köprüsü'nün üstünde görmek... Bir diğerinde Paralimpik Oyunların e, sembolünü görmek, Kız Kulesinin üzerinde Olimpiyat Ateşinin yandığını hayal etmek gerçekten e, uzak hayaller değil. Aynı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefinin aslında gerçekten istenirse uzak bir hayal olmadığı gibi, ülkede bizim son dönemlerde güzel şeyler yerine hep kötü şeyler konuşulması alışkanlık oldu beka sorunu, beka sorunu. Türkiye 100 yıl önce bir beka sorunu yaşadı. O beka sorununu nasıl iyi açtığımızı biz biliyoruz. Şimdi suni sözlerle mesela 2019 seçimler önce diyorlardı ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa beka sorunu olur. Mansur Yavaş Ankara'yı kazanırsa beka sorunu olur. Bu konuda haklı oldukları şöyle çıktı. Kendi siyasetleri açısından bir beka sorunu ortaya çıktı. Çünkü ikisi de rekorlar kırarak gönülleri kazandılar. Amma ve lakin bir bekar sorunu var. Anketlerde hiç bakmayı sevmediğim bir sayfa var. O da şu. Sorulan 100 gençten 70'i, 72'si yani 4 gençten 3'ü fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim ve orada kalmak isterim diyor. Şimdi Dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması normal bir şey. Bunda endişelenecek bir şey yok. Ama dünyanın bütün ülkelerinin Türkiye'de hayal kurmasından daha tehlikelisi Türkiye'nin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. Onun için biz Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmasını, gençlerimizin vizesiz şekilde bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı gezmesini İsteyenin istediği zaman gidip eğitim için, kültür, sanat için, spor için dünyanın her yerinde olmasını, istediği kadar yaşamasını ama daha sonra memleketine dönülecek bir memleketinin olmasını ve orada ülkemize katkı sağlayarak mutlu bir şekilde, varlıklı bir şekilde yaşayacakları bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Bu hayali gençlerimize kurduramazsak beka sorunu budur. Türkiye'nin Türkiye'nin gençleri festival yasaklarını hak etmiyor. Türkiye'nin gençleri konser yasaklarını, sosyal medya yasaklarını hak etmiyor. Biz burada Türkiye'de Instagram'ın kapalı oluşunu, bugün yeni bir açıklamayla bir başka sosyal medya mecrasının kapatılması gerektiğini konuşanların aksine biz Türkiye'de her yaştan gençlerin alabildiğince özgürce yaşamasını, özgürce hayal kurmasını ...savunuyoruz... ...o hayale ortak olan ekip burada efendim... ...sizinden birlikte... ...biz o hayalin sahipleriyiz. <laughs> bu, bu arada... ...biz bu akşam tabii... ...Filenin Sultanların maçında... ...hep birlikte olacağız... ...yarın Taha geliyor... ...ve daha doğrusu geldi... ...yarın sabah 11'de ilk kez mindere çıkacak. Çok büyük ümitlerimiz var. Mansur Başkanı voleybol maçındaki kadar heyecanlı yarın görmek isteyenler Taha'nın maçına mutlaka gelsinler. Orada hep birlikte olacağız. Boksta madalya ümidimiz var. Hep birlikte takip ediyoruz. Bütün oyuncuları, bütün oyuncuları yürekten destekliyoruz. Bir yandan tabii Türkiye'den öğrencilerimiz bir serzenişlerini dile getiriyor. Biletler çok pahalı. Bunun sebebi ailelerin Türkiye'de kazanıp çocukların burada harcamak zorunda olmaları. Ve maalesef bizim paramızın e, euro karşısında 30-35 kat değersiz olması. Bu konuyla ilgili de bir şey söyleyeyim. Olimpiyatlarda mesela dün biz Özgür Başkan'la tekvando izliyorduk. 1-0 öne geçtik dedik ki 1-0 olsun bizim olsun böyle bir laf var. Şimdi biz 1-0 atacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçmişte Türk parasından 6 sıfır atıldı. Ama hem fiyatlardan atıldı hem maaşlardan atıldı bir işe yaramadı. Atatürk'ün partisi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidar olduktan 10 yıl sonra 10 yıl boyunca biz bir sıfır atacağız. Ama sadece fiyatlardan bir sıfır atacağız. Maaşlardan atmayacağız. Birileri yönünü bir başka tarafa çevirip Şangay İşbirliği Örgütü'ne girelim diyorlar. Orada kişi başına gelir 4500 dolar. Biz Avrupa Birliği'ne girelim diyoruz. Üyesi olduğumuz Sosyalist Enternasyonel'in bütün üyeleri geçen ay imza attılar. CHP'nin Avrupa Birliği hedefini yürekten destekliyoruz diye. İçinde Yunanistan dahi var. Bizim iktidarımızda Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Şu anda 45 bin dolarlık bir ortalama milli gelir var. Arada 10 kat fark var. Yani bugün öğrenci kardeşimin belki kendi değil ama onun kızı Paris'te okuduğunda fiyatlardan bir sıfır atılmış olacak. Alım gücümüz bundan on kat fazla olacak. Bunun için hukuka uygun yönetmeyi, kuvvetler ayrılığını ve hepimizin kurallara ki bir kurallar manzumesinin bir şehri ve bir organizasyonu nasıl yönettiğini ciddiyetle hep birlikte burada bir süredir yaşıyoruz. Kurallara, kurumlara saygılı olmanın kişisel bir iktidar yerine demokratik bir iktidarın ülkeye neler getireceğini biliyoruz. Son sözüm şudur, çok güzel bir şehirdeyiz. Dünyanın prestijli şehirlerin içinden hep nehirler geçiyor. Bütün dünyayı İstanbul'a bekliyoruz. Ayıptır söylemesi bizimkinin içinden deniz geçiyor. İçinden deniz geçen ülkedeki bütün insanların gönüllerinin deniz kadar engin içindeki insan sevgisinin deniz kadar engin olduğu ülkemize Paris'ten 100 yıl önce katıldığımız ilk olimpiyatların 100. yıl dönümünde buradan bütün dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'yi, Türk insanını, Türk insanının misafirperverliğini, Anadolu'nun, Trakya'nın güzelliklerini, Ege'nin güzelliklerini ve İstanbul'u yeniden keşfedin. Türkiye Türkiye kimsenin sınırlarını çizeceği gibi sınırlayabileceği gibi bir ülke değildir. Türkiye özgür ve çağdaş bir ülkedir. Türkiye'yi önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda hep beraber bütün dünyanın yeniden tanımasını, yeniden keşfetmesini ve Türkiye'nin çağdaş dünyanın ayrılmaz bir parçası olmasını bu güçlü takımla hep beraber sağlayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.